Bir Gün 24 Saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abdurrahman Dilipak. Ne me lazım? Bana necilik? Aman canım diye söze başlamak. Ben kendi işime bakarım, başkası beni ilgilendirmez diye düşünmek. Her koyun kendi bacağından asılır demek aynı şey. Çıkarı dışında hiçbir şeyi önemsememek. Evet, doğru. Her koyun kendi bacağından asılır ama o insanlar için söylenmiş bir söz değil. İnsan bilir ki haksızlıklar karşısında susmak, dilsiz şeytan olmak demektir. Sadece yaptıklarımızdan değil, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Bir insana yönetilen bir tehdit, bütün topluma yönetilmiş bir tehdittir. Adil şahitler olacağız. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana, zalimlere karşı olacağız. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere hatırlatıyorum. İşi ehline vereceksiniz. Ehliyet ve liyakat esas olacak. Size kanunu zamanından bir öğüt aktaracağım. O 1994'te doğdu ve 1566'da vefat etti. 1520'de tahta çıktı. Yani fetihten 41 sene sonra doğdu. 67 sene sonra da vefat etti. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi 1258'de doğdu. 1326'da vefat etti. Babasının yerine aşiretinin başına geçişi 1281-1281'den 1453'e 172 yıl beylikler dönemi olarak geçti. 1453'ten 1520'ye kanunu dönemine kadar geçiş dönemidir. Fatih 1432-1481'den sonra II. Beyazıt 1447-1412 geldi. 31 yıl iktidarda kaldıktan sonra 1. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim 1512-1520 geldi ve 8 yıl iktidarın başında kaldı. Bu dönem beylikten devlete geçiş dönemidir. 1453'ten 1566'ya kadar 213 yıl yükselme dönemidir. Aslında Kanuni döneminde 1. Viyana kuşatmasıyla duraklama dönemine girilir. 27 Eylül 16 Ekim 1529. Asıl büyük kırılma Lale Devri ile başlar. Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye Lale Devri denir. Padişah Sultan II. Ahmet ve özellikle onun satrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa bu dönemin sorumlusudur. Yani duraklama, gerileme, çöküş durup dururken olmuyor. 2. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Anlaşması ile gerileme dönemi başlar. 1839'da tazminat fermanı ilan edilir. 2. Mahmut 1808-1839 dönemidir. Ardından Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit dönemleri gelecektir. 1889'da İttihat Terakki kurulacaktır. 1908'den 1918'e kadar kısa aralarda olsa iktidarda kalacaktır. 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet derken malum son 5. Mehmet Reşat döneminde 1. Dünya Savaşı patlar. Çanakkale Savaşı, işgal ve yıkılış. 1. Meşrutiyet 1876'da Balkan bunalımı görüşmek üzere İstanbul Konferansı toplantısı sırada Avrupalıların iç işlerimize karışmasını engellemek bahanesiyle 23 Aralık 1876'da Jön Türklerin gayretleriyle kanuni esası ilan edilerek meşrutiyet dönemi başlamıştır. Ayan ve Mebusan olmak üzere iki meclis açıldı. Ayanlar Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilir ve ölene kadar üye kalır. Meclisi Mebusan üyeleri 50 bin kişide bir olmak üzere halk tarafından seçilir. Anayasaya göre yürütmeden padişah ve hükümet, yasamadan meclis sorumludur. Fakat son söz padişahındır. Hükümet padişaha karşı sorumludur. Padişahın meclisi açma kapama yetkisi vardır. Bu sürecin sonunda Batılılar iç işlerimize karışmasın diye ilan edilen meşrutiyet yönetimi eliyle daha sonra 1881'de dış borçlarımızla ilgili Duyun-u Umumiye Dış Borçlar Genel İdaresi kurulmuştur. Ardından İttihat ve Terakkicilerin baskıları sonucu 2. Abdülhamit 1908 Reval görüşmesi sırasında meşrutiyeti yeniden ilan etti. Reval görüşmeleri 9 Haziran 1908 tarihinde günümüzde Estonya'nın başkenti olan Tallinn'de İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı Nikola'nın yaptığı görüşmedir. Reval görüşmelerinde Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konular da konuşulmuştur. İkinci Meşrutiyet'in ilanının en büyük dış etkenidir.
Daha önce Osmanlıcılık fikriyle hareket eden İttihat Terakki yönetiminde Türkçülük fikriyle hareket etmeye başladı. İkinci Meşrutiyet'le yönetimi fiilen ele geçiren İttihat ve Terakkiciler, 1913 Bab-ı Ali baskınıyla 23 Ocak 1913'te iktidarı resmen ele geçirdiler. Bu kadar uzun bir girişten sonra size Yahya Efendi ile ilgili menakıp nakledeceğim. Olay kanunu zamanında geçer. Osmanlı Devleti'nin zirvede olduğu bir zaman Fuzuli şikayetnamesine yazar ve selam verdim rüşvet değildir deyu almadılar der. Yıl 1534. 1553'ten 1534'e gelince durum budur. Menkıbe şöyle: Kanuni Sultan Süleyman zamanın büyük Türk alimi Yahya Efendi'ye bir mektup gönderir. Bir devlet ne zaman çöker ve ne yapılırsa sonu nice olur diye sorar. Sultandan gelen bu mektubu okuyan Yahya Efendi kısa bir cevap gönderir. Neme lazım be sultanım? Sultan bu söze bir mana veremez. Kalkar Yahya Efendi'nin Beşiktaş'taki dergahına gider. Sitem dolu bir şekilde üstadım lütfen mektubuma tatminkar cevap lütfetiniz diye. Sorusunu tekrar eder Yahya Efendi duraklar. Sultanım sizin sorunuza ciddiye almamak kabil mi? Ben sorunuzun üzerine iyice düşündüm ve kanaatimi de açıkça arz etmiştim diye cevap verir. Kanuni iyi ama bu cevaptan bir şey anlamadım. Sadece neme lazım be sultanım demişsiniz. Sanki beni böyle işlere karıştırma der gibi bir mana çıkıyorum. Yahya Efendi bunun üzerine ibret dolu sözleri söyler. Sultanım ben devletten zulüm yayılsa, haksızlıklar ayyuka çıksa, işitenler de neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yese, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa da, bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Böyle durumlardan sonra devletin hazinesi boşalır, halkın itaat ve hürmeti sarsılır, asayiş ve emniyete vesile olan itaat hissi gider. Halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihalde böylece mukadder hale gelir. Siyasetnameler, fütüvvetnameler, emannameler, pentnameler bunları anlatır ama kim dinler? Devletler durup dururken yükselmezler ve çökmezler. Ebu Müslim, Abdurrahim bin Müslim, El-Horani'ye atfen aktarılan bir söz var bilirsiniz. Onlar şehrinden emin oldukları için dostlarını kendilerinden uzak tuttular. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakın tuttular. Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı ama uzak tuttukları dostları düşman oldu. Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu. Allah'ın yardımını engelleyen her türlü iş ve söz helak sebebidir. Onun rızasını kazanmaya vesile olan her söz ve iş kurtuluş vesilesidir. Ve unutmamak gerekir ki onun kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Ve Allah cahil, zalim, kafir, münfit ve münafık kişi ve bunlara yardım eden topluluklara yardım etmez. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit. Bu tarz videoların gelmesi için yazılarla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek vermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, dostça kalın.